Değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizler Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye olarak sizlerin karşısındayız. Bir de sürpriz konuğumuz var. IFEC Başkanımız Alan Johnson da aramıza katılacak. Bizim için de sürpriz oldu. Program akışında bizler sizlere olabildiğince kendi bulunduğumuz kurumları temsilen ve mesleğimizi temsilen kendi özelimize bir şeyleri paylaşmak istiyoruz. Özellikle bu mesleği icra eden, yeni başlayacak olan ya da başlamış olan arkadaşlarımıza iyi modeller, güzel modeller çıkarabilmek adına sizlere bir şeyler söylemek istiyoruz. Bu davet ilk olarak sevgili Mehriban Hanım'dan geldi. Nahçıvan'da kendisi şu an fiilen bulunuyor ve çalışıyor. Orada Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Maliye Bakanlığı'na bağlı Maliye Eğitim Merkezi Müdürü kendisi. Telefon açtı, şunu söyledi bana, Gülgün Hanım dedi, onun kendi güzel Türkçesiyle, bir Hanımlar Bayramı kutlayalım dedi. Bu söz beni çok heyecanlandırdı, çok mutlu etti ve yaklaşık biz 4-5 gün içinde bu organizasyonu yaptık. Umarım hatalarımız mutlaka olur ama karşılıklı, hoşgörü çerçevesinde güzel anlar yaşayacağız hep birlikte ve bu programın çıktısı sonunda, bu söyleşinin sonunda hepimizin zihinlerinde güzel şeyler kalacak. Ben buna inanıyorum.
Toplantımız ya da söyleşimiz işte 13-15 itibariyle başladı Türkiye saatiyle, Azerbaycan saatiyle saat 16. Öngörümüz 1,5 saatlik bir program. Ben sırayla herkese söz vereceğim. Arada Mehriban Hanım'la paslaşacağım. O kendi arkadaşlığını takdim edecek. Ben kendi arkadaşlığımı takdim etmeye çalışacağım. Aramızda odamızın başkanı Sayın Yücel Akdemir bulunuyor. Kendisine hoş geldin diyorum öncelikle. Bu kadar bayanın içinde tek erkeğimiz ve yavaş yavaş her biri bir hoş geldiniz mesajından sonra konuşmacılara söz vermeye çalışacağım. Saat 15.30 civarında başlayacağız. Ve bu arada sizler de belki aklınıza gelen bir şeyler olabilirse chatten yazabilirsiniz, sorularınız olabilir. Memnuniyetle cevaplayabiliriz. Ben İstanbul Odamızın, İstanbul Mali Müşavirlik Odası'nın oda saymanıyım. 9 kişilik yönetim kurulu içinde tek kadın üyeyim. Tüm dünyanın biliyorsunuz konuşmuş olduğu yönetim kurullarında kadın deniyor, çalışma hayatında kadın deniyor ve kadının yaşadığı pek çok zorluklar var. Ve hepimiz kendi payımıza düşeni alıyoruz. Ben bugün olumsuz hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Hep iyi tarafından, güzel tarafından bakmak istiyorum. Erkek egemen bir toplumda olabildiğince işte iş yaşantımızı, özel hayatlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bir anneyim, iki çocuğum var. Doktora öğrencisiyim. Bir zaman bir taraftan da akademik olarak bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayat ne getirecek tabii bilemiyoruz ama önce sağlık diyoruz. Özellikle dünyanın bu kadar savaş yaşadığı günlerde hepimiz huzur arıyoruz, sağlık arıyoruz. Pandemiyle birlikte yaşadığımız pek çok problemin ardından bugün gerçekten önceliğimiz ilk sırada gelen sağlık sorunlarımız. Umuyorum kısa zamanda bütün dünya insanı olarak hepimiz iyileşeceğiz. Tek umudumuz o, dileğimiz bu. Savaş da bitsin diyoruz. Yüce Başkanım da destekleyecektir. Bizim sloganımız aynı zamanda 1-7 muhasebe haftasını yaşıyoruz. Savaşın değil, barışın muhasebesini yapmak istiyoruz. Bütün vali müşavirlerin, yeminli vali müşavirlerin, kendi camiamızın sloganı bu. Ben çok fazla da uzatmak istemiyorum. Sırayla söz vermek istiyorum. Önce açış konuşmalarını yapmak üzere Doçent Doktor Sayın Mehriban İmanova'yı huzurunuza davet etmek istiyorum. Kendisi Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Maliye Bakanlığı'na bağlı Maliye Eğitim Merkezi Müdürü. Evet Mehriban Hanım, buyurun sizi dinliyoruz. Sesinizi açarsanız. Çok teşekkür ederim Gülgün Hanım. Değerli meslektaşlarım, ben herkesi içtenlikle selamlıyorum ve her birinize muhasebeçi hanımların dünyasına hoş gelmişsiniz diyorum. Öncelikle onu söyleyeyim ki Nahçıvan'da yaşıyorum. Nahçıvan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı olan bir özerk cumhuriyettir. Ve onun kendisinin Maliye Bakanlığı, aynı zamanda ona bağlı olan Maliye Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Temel görevimiz maliyecilere, muhasebecilere eğitim vermekten ibarettir. Ama bununla yanaşı biz hedef kitlelere finansal okuryazarlık üzere de eğitimler veririz. Yani Maliye Tedris Merkezi 4 yıllık bir kurumdur. Yani çok küçük yaşı var ama buna rağmen büyük işlere, büyük projelere imza atmıştır ve düşünürüm ki bu bizim ilk projemiz ve bundan sonra da hep birlikte bütün kurumlarla birlikte biz daha büyük çapta projeler yapacağız. Kendi hayatıma gelince ise onu söyleyeyim ki çalıştığım yıllar sadece Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile bağlı olubdur. Yani öğretim görevlisi olarak çalışmışam. Doktorluğu ve doçentliği aldığım bugüne kadar onu söyleyebilirim ki binlerle muhasebeci öğrenci yetiştirdim. 2 yıldır Mali Eğitim Bakanlığı'na müdür olarak atandım. Hem bu zamanda 3 çocuk annesiyim. Yani çok tabii ki bir iş kadını olarak onları büyütmekte çok büyük zorluklarım oldu. Yani hem iş hayatı hem ev hayatı her ikisinin
Zorluğunu dengede tutmak benim için hatta böyle söyleyeyim, sağlığıma belə büyük bir darbe vurdu. Ama yani bütün günü bilgisayar karşısında geçti hayatım. Buna rağmen sağ olsun eşim bana her alanda destek oldu ve bütün başarılarımda ben ona borçluyum. Türkiye'de Türkiye'nin birçok bölgelerinde bulunmuşum, kongrelerde olmuşum, yani kongrelere katılmışım. Burada demeli müxtəlif konularda mövzular sunmuşum. Türkiye'ni Azerbaycan'da herkes çok sever, bunu bilirsiniz. Yani bizim tarixen bir kardeşliğimiz var, bir dostluğumuz var ki, her iki devlet birbirinin hem sevinçli hem hüzünlü günlerinde birbirine daim destek olmuştur. Ben de çok kısa olarak, yani kendimize çok az zaman ayırdık Gülgün Hanım'la. Bu yüzden az da olsa, küçük de olsa öz hayatımdan sanırım size bir şeyler iletebildim. Teşekkür ederim Gülgün Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum Meryem Hanımcığım. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi küçük bir videomuz var. Yine Azeri arkadaşlarımız hazırladılar. Sinancığım, istersen videoyu şey yapalım. Hem bir her iki tarafın dostluğunu da perçinleyecek. Kısa bir video. Vinillerden geçip geldik, bir ananın övladıyı. Dinimizdir, dilimizdir, Azerbaycan, Türkiye. Vinillerden geçip geldik, bir ananın övladıyı. Dinimizdir, dilimizdir, Azerbaycan, Türkiye. Bir millet, iki dövlet, birbirine hayanız biz. Bu dünyaya beyanız biz, Azerbaycan, Türkiye. Bir millet, iki dövlet, birbirine hayanız biz. Bu dünyaya beyanız biz, Azerbaycan, Türkiye. Evet, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık Meryem Hanımcığım. Şimdi ben değerli oda başkanım Yücel Akdemir'e sözü vermek istiyorum. Başkanım, söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu toplantının organizasyonunda gerçekten büyük emek harcayan yol arkadaşım Gülgün Hocama ve Meryem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Azeri dostlarımızla ve bizim arkadaşlarla bir arada olmak gerçekten mutluluk verici. Henüz Azerbaycan'dan, Nahçıvan'dan döneli 4-5 ay oldu ama özledik arkadaşlarımızı. Açıkçası çok özledik onları. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bizim açımızdan önemi çok büyük. Bugün meslektaşlar, kadın meslektaşlarla bir aradayız. Türkiye ile ilgili söylenecekleri Gülgün Hocam söyleyecek ama ben şunu ifade edeyim. Dünyada bir savaş var. Kadınlar bizim için çok önemli. Bu savaşın yükünde maalesef kadınlar çekiyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğu hiç önemli değil. Savaş olmasına rağmen kadınlarımız doğuruyorlar. Savaşta çocuklarını koruyorlar. Kendilerini çocukların üzerine eğiliyorlar. Savaşıyorlar. Hangi tarafta oldukları önemli değil. Bizim için önemli olan onların kadın olmaları. Onların anne olmaları bizim için önemli. Mesleğimizin de önemli bir bölümünü kadın arkadaşlarımız teşkil ediyor. Gerçekten kalite katıyorlar. Onların işi sadece muhasebe yapmak değil. Hem Gülgün'ü biliyorum, hem Mihriban Hanım'ı dinledim. Bir taraftan annelik, bir taraftan kamu veya kendi işleri. Diğer taraftan toplumun diğer kesimiyle ilişkileri. Bunlar çok kolay işler değil. Ben Kadınlar Günü'nde bütün kadın arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir etkinlik. Bizi dinliyorlarsa AYFEK Başkanımıza sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum buradan. Benim tek dileğim bu konferansların, bu buluşmaların ilerleyen günlerinde inşallah pandemiyi de atlatacağız. Yüz yüze olması, daha sık bir araya gelmek, ilişkileri daha da pekiştirmek. Nahçıvan'a bir ziyaret yaptık, bir adım attık. Bugün Gülgün Hocam devamını getirdi. Dileğim inşallah en kısa sürede yüz yüze geliriz, hasret gideririz, çalışmalarımızı bütünleştiririz. Elimizden geldiği kadar
kadınlarımızın mücadelesine, mesleğimizin mücadelesine, ülkemizin kardeşliğine, dostluğuna katkıda bulunuruz, güç katarız diye düşünüyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Diğer bir deyimle hepiniz yaşlı kalın diyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Yüce Bey. Bizim İstanbul Serbest Muhasebeçi Mali Müşavirler Odası ile işbirliğimizin temeli geçen yıl Nahçıvan'da düzenlenen 7. Avrasya Muhasebeçiler ve Denetçiler Forumunda atıldı. Bu forum Azerbaycan Profesyonel Mali Yöneticileri Birliği'nin başkanı Nuriye Hanım'la birlikte bunu düzenledik. Değerli Nuriye Hanım'ı da dinlemek ve onu tanımak bizim için çok hoş olur. Hem de bizim bu etkinliği organizasyon eden kurumlardan ve hanımlardan biridir. Buyurun Nuriye Hanım. İşitilir sesim. Bəli, bəli. Aha, bəli. Teşekkür ederim Mehriban Hanım. Sayın Başkan, sevgili meslektaşlarım, sevgili hanımlar. 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle organize edilmiş dostane bir toplantıda herkesi selamlıyorum ve sizi gördüğüme çok memnunum. Bugün kardeş Türkiye ile her alanda ilişkilerimiz daha da yakınlaşmakta. Finansal mühasebe ve raporlama alanında ilişkilerimizin genişlenmesi uzmanlarımız arasında tecrübe olanaklarını artırmaktadır. Bu ise mesleğin gelişmesinde önemli bir rol oynar ve genel olarak işbirliğimizin oluşumunda olumlu etkisi vardır. Bildiğiniz gibi 2007 yılından itibaren profesyonel mühasebeçi organizasyonu olan APFM tarafından Azerbaycan'da düzenlenen Avrasya Mühasebeçiler ve Denetçiler Forumunda Türk meslektaşlarımız Turmuk, İstanbul Serbest Mühasebe Finansal Danışmanlık Ofisi ve diğer Türk kuruluşlarının temsilcilerinin aktif katılımlarını hatırlamak isterdim. Hatta burada ben tanış bir sima Cemile Hanım'ı da gördüm. Yani çok hoş oldu. Yani hemen illere kayıttım ve hatirelerimi tezeledim. Geçen yıl ise Nakhçıvan'da düzenlendi bizim bu forum ve hep burada yani işbirliği memorandumun devamı olarak bugünkü toplantıyı çok takdir ediyorum. Bu toplantıların ve iş bağlantılarının daha da artmasını ve karşılıklı işbirliğinin genişlenmesini diliyorum. Bugün burada APFM Eğitim Komitesi üyesi, aynı zamanda Finansist Dergisi'nin editörü Sinç Hanım da sizlerle olacak. Ben ona da ve diğer konuşmacılara, hanımlara bugün uğurlar arzu ederim. Böyle güzel bir platformu organize ettikleri için ise Sayın Başkan Yücel Akdemir'e ve aynı zamanda Gülgün Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın mühasebeçileri Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm kadınlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Kendilerine sağlık, huzur ve mutlu günler diliyorum. Dikkatinize göre teşekkür ederim. Teşekkürler. Mehriban müellim burada mı? Gülşen Hanım herhalde gecikmiş. Mehriban müellim siz devam edebilirsiniz. Gülgün Hanım. Buyurun. Şimdi ikinci konuşmacı evet Nuriye Hanım'dan sonra Elman Bey dediler. Herhalde katılım sağlayamadı. Onu mu anlıyorum? Aha. Şimdi ondan sonra Günay Hanım var değil mi? Günay Şah Bazova, Azerbaycan Muhasebeciler ve Risk Profesyonelleri Birliği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisine sözü verelim. Buyurun Günay Hanım. Merhaba. Merhabalar. Ne işidirsiniz? Görüyoruz gayet güzel. Çok güzel. Ben Günay Şahbazova.
Azərbaycan Mühasibəçilər və Risk Profesionalları Birliyi Başkanıyam. Sizlərin bütün sayın katılımcılar, hər bir bizi dəvət etdiyiniz üçün bu görüşə təşəkkürümüzü bildiririk. Ümid edirəm biz bir-birimizi başa düşürük, çünki biz hər birimiz türkü və bir-birimizi anlayırıq. Kesinlikle anlıyoruz. Buyurun. Tamam. İlk mən oxuyacağım. Çünkü biraz istəyirəm siz bizi anlayasınız, tam anlayasınız. Ona göre Türkçe okuyacağım. Olar mı? Harika bir şey bu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Çok şad olun. İlk olarak sizlere derneğimiz hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. ARPA 19 Mart 2009 yılında finansal ve yönetim geliştirmesine ulaşmak için bir risk profesyonelleri birliği olarak kuruldu. İlk olarak. Daha sonra 2019 yılında Maliye Bakanlığı tarafından profesyonel bir muhasebeci organizasyonu olarak akredite edildi. Derneğin temel amacı sigorta, risk ve özellikle muhasebe alanında faaliyet gösteren personelin profesyonellığını artırmaktır. Bu amacla ARPA düzenli olarak uluslararası ve yerel forumlar, eğitimler, seminerler ve çeşitli etneklikler düzenliyorlar. Ümit ediyorum Türkçemiz iyiydi. En esası, ben hanımların bayramını tebrik etmek istiyorum hal-hazırda. 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Her zaman sağlıklı, mutlu olmanızı ve kariyerinizde sonsuz başarıya ulaşmanızı diliyorum. Ve bugünkü görüşümüzü geçirdiğiniz için Mehriban Hanım'a, bizi davet ettiği için teşekkürümü bildiririm. İnşallah ümit edirəm ki daha canlı görüşlerimiz olacak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Daha Azerbaycan'da daha bir muhasebe alanında bizim bir kurum var. Ben imkan dahilinde çalıştım ki yani Azerbaycan'da olan bütün muhasebeyle bağlı kurumları biz bir araya getirerek birbirimizle işbirliğimiz artsın. Bu bakımdan daha bir kurum başkanı Gənc Mühasiblər Halk Birliği'nin başkanı kıymetli Solmaz Əliyeva hanımdır. Buyurun Solmaz hanım. Teşekkür ederim Mehriban hanım. Herkese teşekkür ederim ki təşkilatçılara ki siz bizleri bu tədbirə dəvət etdiniz. İlk olarak ben düşünürüm, ben de Türkçem iyi olar ve ben okumadım, öz bildiklerimi size söyleyeceğim. Bizim təşkilatımız 2000-ci yıldan faaliyet gösterir. Artık 22 yıldır ki biz bu Gənc Mühasiblər İctimai Birliği yarattık. İlk olarak ben isterdim burada olan bütün kadınların, bütün mühasibəçi kadınların, bütün kadınların bayramını, karşıda gelen bayramını təbrik edeyim. Ve bundan sonra Novruz bayramlarını təbrik edeyim. Sizlere can sağlığı, uzun ömür dileyim. Çünkü biz bilirik ki, son vaxtlar pandemi yaşayan bir dövrdə, müharibələr gedən bir dövrlə təsadüf edirik ve her birinizin ilk önce sağlık diliyorum. Bizim pandemiyanın bize bir tarafından çok büyük ziyanları oldu. Ama bugün, bakın, pandemiya dövründə bizim hamımızın Zoom görüşə alışmağımız oldu ki, biz bir araya gelmek için büyük bir yol fəth etmeden bir neçə ülkeden biz bir araya gelip birbirimizden konuşabiliriz. Bu da bizim için haradasa belə deyək, bir yaxınlaşma bir mesajı oldu. 2000-ci yıldan fəaliyyət göstərdiyimiz indən gənc mühasiblərin yetişməsi, onların işdən təmin olunmasından amacından biz buna başladık. Ama sonradan bu sahədə baş verən müxtəlif layihələr, sahibkarlarla layihələr, qanunverici ilə olan layihələrə ulaşmağa çalışdıq. Günay xanım da qeyd etdiyi kimi, Nuriyyə xanım da qeyd etdiyi kimi biz ölkəmizdə 3 təşkilat Maliyyə Nazirliyi başqanlığı tərəfindən akredə olunmuşuq. Artıq ölkəmizdə peşəkar təşkilat kimi fəaliyyət göstəririk. Və ümid edirik ki, Türk mühasibəçi birliğiyle, diğer ülkelerle de biz birlikte bu sahada öz faaliyetimizi genişlendireceğiz. Çünkü ben düşünüyorum ki her hansı bir kadın
Maliyyəni gözəl bilərsə, biz qadın sahibkarlarla çox yaxından işləyirik. Hər hansı bir qadın maliyyəni gözəl bilərsə, o evində maliyyəni idarə etməyi də bacarar və bu sahədə başarıları çox böyük olar. Çünki hər bir işin başında, sahibkarlığın başında bilirik ki, maliyyə durur, mühasibatda durur. Mən çox uzun danışmaq istəməzdim. Yenə də bir hər birinizi mən təbrik edirəm. Bayramlarınız qutlu olsun. İnşallah ki, bu gün də cümə günüdür. Cümə gününüz də qutlu olsun və sizə çoxlu başarılar, uğurlar diliyorum. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür ediyoruz. Biz təşəkkür edirik. Sağ olun. Açılış konuşmaları bitmiş hesabında değil mi? Şimdi ben Alan Johnson'ı da davet edeceğim Amerika'dan. Umarım teknik bir hata olmaz. Sevgili Ayşe Hanım, orada mısınız bilemiyorum ama bir ses verebilir miyim? Harika. Merhabalar. İyi günler diliyorum. Biz İPAC Başkanımız Sayın Alan Johnson'la beraber sizlere New York'tan günaydın diyoruz. Uluslararası Muhasebe Federasyonu'nun merkez ofisinden. Kendisi bu etkinlikten haberdar olduğunda çok heyecanlandı ve sizlere merhaba demek ve sizlere kısa bir konuşma yapmak istedi. Programımızın akışına göre ne zaman uygun olursa buradan sizlere seslenecek. Ben de ufak bir iki şey söyleyeyim istersen Ayşe'cim. Dear President Mr. Alan, we are proud of seeing among us. It was a big surprise, really big surprise. We are honored to invite you by Ayşe, is our representative of Turmo in IFEC, you know. The meaning of this meeting we organized for the Women's Day is great. We also here for the Ottoman Republic, Azerbaijan and Nahçıvan, and also Turkey. And it's your turn. We are waiting for your response. Okay, thanks so much. Merhaba. Merhaba. Good afternoon. Thank you very much for giving me the opportunity to speak with you. It's actually my pleasure. As you know, we're here for the IFAC board with my colleague, Ayşe. So it's a great opportunity just to say hello to you, to absolutely thank you for everything you're doing. This collaboration you're doing between Turkey and Azerbaijan is so important for our profession. We are only as good as the collaboration we have amongst ourselves. This is exactly what the role of IFAC is, to bring members of our profession from across the world together, so we can learn together, share our experiences. You know, because at the end of the day, what we do is so important in society to hopefully make the world a better place. That's what I think my role is in the profession. So it's really nice to be able to see that this collaboration is taking place, particularly in these difficult times that we're living with at the moment, and you know, not too far away from you, the terrible situation in Ukraine. And I, you know, we are thinking of all of our, you know, Ukrainian professional accountants, and indeed, you know, all Ukrainian nationals. And we do hope that the situation will get better very soon, so we can minimize the loss of life and livelihoods, and get back to a more friendly relationship across the world, because this is not, we're not in a good place. For us, we are working a lot on things that affect our profession in terms of providing quality audit and assurance, ensuring that the public sector has a strong financial system in place. We also work very clearly to help the business sector to contribute to society. We've been talking a lot about sustainability and sustainability reporting, which will affect everybody, all of you in this meeting and everybody else across the world. So we're working very hard on making sure that our profession plays its right role, not only to improve and enhance the reporting that covers sustainability, but more importantly, from my point of view, is to make sure that we put in place different strategies to address the climate issues, to address the social issues that affect society, because we all want to make sure that we leave a society to our children and grandchildren that is better than the one that we have been living in. So let me just stop here and thank you very much for everything you're doing for the profession in your respective countries. And I just want you to know that IFAC is here to support you
whenever you wish. That's what we do. We are a member body organization, and our job is to serve our member bodies. So I think with that, I'm happy to, if you have any questions for me, I'm happy to take them if that would help. But thank you very much for giving me the opportunity this morning, my time in New York, together with Aisha, to address you. Thank you. Thank you. We are very happy to see you in this, Alan. Okay, Aisha, maybe you will tell me us some different subject, sürdürülebilirlik and diğer geleceğe yönelik bir takım mesajlar verdi sevgili Alan. Onları belki özet artı kendi duygularını da birlikte bizimle paylaşırsan çok çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum sana da bu kadar kısıtlı bir zamanda. Sabahın beşinden beri ayaktasın. Çok çok teşekkür ediyorum sana her şey için. Ben Ayşe Hanım'ı Dünya Muhasebe Kongresi'nde tanıdım. Çok güzel bir şeyimiz oldu. Ortak çalışmalarımız da oldu bu geçen sürede. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Gülgün Hanım'ı, Cemile Hanım'ı, Yeşim Hanım'ı ekranda görüyorum. Onlar bizlerin bugün buralarda olması için önümüzü açan, yolumuzu açan, bize örnek olan meslektaşlarımız. Burada bugün burada olmamız aslında kadınların önünün özellikle İFAK tarafından özel bir çabayla açılmış olmasından geliyor. İFAK 175 üye örgütün 130 ülkeden temsil edildiği, 3 milyondan fazla mali müşavirin dünyada temsil edildiği bir federasyon. Fakat bundan 5 yıl önce İFAK'ın yönetim kurulunda kadınların oranı 1/4 civarındaydı. Özel bir çabayla, çaba derken ön açmak, işte örnek olmak. Çünkü önünüzde örnekler olmadığı zaman sevgili Gülgün Hanım gibi, Cemile Hanım gibi, Yeşim Hanım gibi kendiniz için de bu rolleri hayal etmek çok kolay olmuyor. Fakat bu örneklerle ve işbirliğiyle beraberce mesleğin içinde hem kadınlar hem erkekler cinsiyetten bağımsız olarak nitelik ve gönüllülük esasına göre fırsatlar tanıdıkça bugün İFAK Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası kadın. Tabii ki bizim yaptığımız işin niteliği cinsiyetimizle ilgili değil. Ancak özellikle Sayın Başkanımın da az önce ifade ettiği gibi mesleğin geleneksel alanlarının dışında kamu faydası bakımından bizden beklenen yeni çalışma alanları, mesela sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik raporlaması ve buna güvence sağlanması, bunun dışında kamu mali yönetimlerinin güçlendirilmesi, yani kamu alanında çalışan meslek mensuplarıyla ilgili çalışmalar, bunlar çok önemli bir biçimde ön plana çıkıyor. Bundan iki gün önce, bizim yönetim kurulundan önce biz burada bir üyeler genel kurulu toplantı, başkanlar kurulu yaptık. Ve buradaki dış katılımcıların meslekten beklentilerini öğrendik. Dünya çapındaki büyük örgütlerin çok yüksek beklentileri var. Bizim her şeyin güvencesini sağlayan, piyasalarda, ekonomilerde, toplumlarda güvenin temel unsuru olan bir meslek olduğumuzu düşünüyorlar. Bütün bu konulara baktığımızda ben bunlarda kadının hassasiyetinin ve katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Küçük bir örnek, finansal okur yazarlık konusunda İFAK yeni bir çalışma başlatıyor. OECD ile birlikte belki bu çalışma yürüyecek. Buraya baktığımızda bunun evden başladığını görüyoruz. Yani kadınların toplumdaki rolü gelecekte özellikle bizden beklenen mesleğimizin hali hazırdaki çalışma alanlarını genişleten alanlarda bu duyarlılıkta çok daha ön plana çıkacak. Bu vesileyle bizi davet ettiğiniz için ben hepinize teşekkür etmek istiyorum tekrar. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için burada olmak. Sayın Başkanım dediği gibi bize herhangi bir sorunuz varsa isteriz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz canım. Sağ olun, eksik olmayın. Değerli vaktinizi ayırdınız. Biliyorum şimdi toplantıya dönmek durumundasınız. Çok güzel katkılar sağladınız. Eksik olmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Yani devam edecekse çok mutlu oluruz ama sizin zaman planınız çok önemli tabii şu anda.
Alın şimdi toplantı salonuna geçecektir. Ben bir 10-15 dakika daha konuşmaları dinlemek istiyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Can I just say, before I go, I just say I agree with everything she said. And also, may I take the opportunity to wish you all a happy International Women's Day, which is next Tuesday. Thank you so much. Thank you so much. Kadınlar günümüzü de kutlayın. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ben de değerli konuklarımız teşekkürümü bildirmek istiyorum. Nurhan Merhaba Hanımcığım, şeyimiz var biliyorsunuz, ufak bir fotoğraf şeyimiz. İsterseniz onu verelim ekrana. Ondan sonra konuşmacılara geçelim. Tamam, olur. Tamam. Sanırım tamam oldu. Ben Ayşe Hanım'a bir söz vermek istiyorum. İzle Merhaba Hanım. Şöyle, şimdi Ayşe Hanım'ın ben bu hayat yolu diyor sevgili Azeri arkadaşımız. Bu süreçte yani bu konuma gelirken hem mesleki yaşantınızda hem özel hayatınızda bu dengeyi nasıl kurdunuz? Size ufak birkaç tüyo verseniz, özellikle bizi dinleyen arkadaşlarımız yeni bu işe başlayacak olan ya da başlamış olan kişilere ne önerirsiniz? Geleceğe yönelik de belki birkaç ufak tüyo da vermiş olursunuz. Dünya nereye gidiyor? Muhasebe nerede? Çünkü o kafalarımızda hep bu tarz sorular var. Ben sizden bunun cevabını rica ediyorum. Teşekkür ederim Gülgün Hanım. Ben mesleğe denetçi olarak başladım. Bağımsız denetim ile başladım. Bağımsız denetçi olarak çalışırken mesleki ruhsatımı aldım. Ruhsatımı aldığım gün odaya gittim, Ankara odasına. Ve dedim ki ben meslek için ne yapabilirim? Bu 2002 yılıydı. 2012 yılına kadar aslında hep dışarıdan gönüllü olarak ufak ufak şeyler yapmaya çalıştım. Ama tam olarak nasıl yapacağımı bilemedim. Bu arada benim çalışma hayatım bağımsız denetimden sonra Birleşmiş Milletler'de finans yöneticisi olarak devam etti. Yani geleneksel yolun da biraz dışında gidiyordum. Ve orada da aslında ben Türkiye'de Birleşmiş Milletler'de mali müşavir olarak çalışan ilk kişiyim. Orada da dışarıdan biri olarak kimse beni tam olarak anlamıyordu. Meslek örgütünde de tam nasıl katkı sağlayabileceğimi bir türlü çözememiştik. Fakat zaman içinde siz iyi niyetli, gayretli olursanız ve kendi niteliklerinizle mesleğinizin ihtiyaçlarını
bir şekilde eşleştirmeyi başarırsanız farklı alanlarda katkı sağlayabiliyorsunuz. Ve bu katkı sizin de yolunuzu açıyor. Hem mesleki olarak hem de hayatın her alanında. Ondan sonra yine meslek örgütünün uygun görmesiyle ve bir ihtiyaçla benim tecrübelerimin birleşmesi sayesinde Avrupa Muhasebe Federasyonu'nun denetim ve güvence politika grubu üyesi oldum. Yine aynı şekilde TÜRMOB'un oradaki saygıdeğer büyüklerimin ve meslektaşlarımın uygun görmesiyle İFAK'taki bu göreve geldim. Fakat bunu yaparken sürekli bizim mesleğimizi etkileyen ve bizim mesleğimizin etkilediği alanları sürekli takip ettim. Ve bu alanlarda hem kendimi geliştirmeye çalıştım. Bazen meslekle doğrudan ilgili olduğunu düşündüğünüz bir konu, zaten orada kendiniz onu sürekli gelişim altında devam ettiriyorsunuz. Bazen aslında çok dışında düşündüğünüz başka bir konu, mesela bugün sürdürülebilirliği çok konuşuyoruz, mesleği doğrudan etkileyen, mesleğe fırsat ve kapı açan başka bir konu olarak gelebiliyor. Yani benim özellikle mesleğe yeni katılacak olan, stajları devam eden ya da ruhsatlarını almış olan arkadaşlara temel tavsiyem şu: İşinizi çok iyi yapın, işinizi çok iyi bilin, işinizle ilgili öğrenmenin hiçbir zaman sonu yok. Bunun yanı sıra yine de bunun dışındaki konularda da kendinizi geliştirmeye devam edin. Çünkü tek bir kaynaktan beslenemeyiz, başka alanlardan da beslenmek gerekiyor. Bizim mesleğimizin genele etkisi çok fazla. Düşündüğümüzden çok daha fazla. Özellikle burada bulunduğumuzda bunu çok daha iyi görüyoruz. Yani burada bu kadar ülkeden meslektaşlarımızla birlikteyiz. Ve onlar kendi ülkelerindeki deneyimleri anlatıyorlar. Bizim mesleki gelişimimizin, yapabileceklerimizin gerçekten sonu yok. Ama burada sadece örgütlerimizin ya da ülkemizdeki mevzuatın, düzenlemelerin bize gösterdiği yol değil, bizim kendi katma değerimiz de çok önemli. Çünkü biz bir hizmet mesleğiyiz. Entelektüel sermaye, deneyim ve bilgi birikimiyle hareket ediyoruz. O yüzden de bu meslek kadınlar için çok uygun bir meslek. Bu entelektüel birikimi sürekli artırmak, müşterilerimize daha vermek ve belki onların farkında olmadıkları ihtiyaçlarıyla ilgili bile katma değerli ürünler geliştirmek durumundayız. Bu gözle bakmayı tavsiye ederim. Bunun dışında da Sayın Başkanımın da söylediği gibi işbirlikleri her seviyede çok önemli. Kendi çalıştığımız şirketin içinde olabilir, kendi bağlı olduğumuz odada olabilir. Bunun ötesinde işte uluslararası olarak bugün Azerbaycan'la bir arada olmamız bunun bir göstergesi. Kendimizi yalnız hissetmememiz lazım. Bazen bir büroya kapanıyoruz ve bu meslek kendisini çok yalnız hissettirebiliyor insana. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Biz 3 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Her zaman birbirimizden öğreneceğiz, öğrendiklerimizi paylaşacağız. Ve paylaşarak birlikte bu işbirliğiyle ilerleyeceğiz. Bu meslek çok cazip bir meslek. Her zaman en temel mesleklerden biri olacak. Ve gençler için söyleyeceğim şey, gururla bu mesleğin bir mensubu olun. Güçlüklerine rağmen sonunda elde ettiğiniz kazanımlar bütün bunlara her zaman için değiyor. Çok uzun konuştum Gülgün Hanım, kusura bakmayın ama diğer konuşmacıları zamandan da alarak. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Çok uzaklardan geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir sürprizle geldiniz. Yani anlasak böyle bir şey geldi yapamazdık. Hepinizi orada, bütün arkadaşlarımızı sevgi saygıyla selamlıyoruz bizler de. Size kolay gelsin. Sağlıkla dönün. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de kendi teşekkürümüzü bildiririz size. Değerli tavsiyeleriniz için teşekkür ederiz. Çok güzel bizim gençlerimiz için tavsiyeler verdiniz.
ilginç de bir hayat yolunuz var. Size başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Hepinizi ekranda da olsa tanımak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur burada olmak. Heyecanımı mazur görün. Size çok başarılı bir etkinlik diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu soruyu soracağımız daha bir hanım var. Daha büyük bir kurumda çalışır, çok yoğun çalışır. Sevinç Hanım, Sevinç Hanım Azerbaycan Profesyonel Mali Yöneticileri Birliği'nin üyesidir. Hem Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu Mühasebe ve Raporlama Dairesi Başkanıdır. Bu kadar işi nasıl bir arada dengede tutar bizim için yani çok ilginçtir. Buyurun Sevinç Hanım. Teşekkür ederim Mehriban Hanım. Öncelikle tüm kadınları yaklaşan 8 Mart Kadınlar Günü ile tebrik etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu bayram eşit haklar mücadelesinde Kadınlar Dayanışma Günü olarak Clara Zetkin isminde bir kadın sayesinde ortaya çıktı. Bana benim iş faaliyetim nasıl geldiğimi, ne tür zorluklarla karşıladığımı, iş ve aileyi nasıl birleştiğimi konuşmaya ve kendimle baş etmeye davet edikte, problemler ve zorluklar hakkında konuşmaya başlarsam 10 dakikadan kesintili yeterli olmayacağımı düşündüm. Ve bugün sadece olumlu konular hakkında konuşacağım ve söhbetimi kendime soracağım ilginç sorular ve cevapların üzerine kutlamaya karar verdim. Birinci soru. Bana göre ideal bir kadından olması gerek 5 önemli özellik nedir? Birincisi, seven, kendi ailesini, çocuklarını, annesini, babasını. İkinci, kendine güvenen, her zaman ilerleyen. Üçüncü, dağımsız, söz hakkına sahip olan, kendini savunabilen ve kendilerini sençide atilmeyen. Dördüncü, ilgili, çocuklara, aileye, biznesi ile ilgilenen, riskleri analiz edebilmek, 10 adım ileriye tahmin etmek. Beşinci, tatili yapabilen. Bu çok önemlidir. Çünkü bazen her şeyi üzerimize alıp dinlemeyi unutuyoruz. Sadece kendimize ayırabileceğimiz zaman kaybediyoruz. Mesela bütün günü hiçbir şey yapmadan kanepede uzanıp taze sıkılmış meyve suları içmek, yüz maskeyi çekmek ve Pretty Woman filmini izlemek. En azı haftada bir veya ayda bir veya üç ayda bir genelde bu zorunlu olmalıdır. İkinci soru. Neden daha çok kadınlar muhasebede çalışıyor? Muhasebe var olan ve var olmaya devam edecek önemli bir meslektir. Bana gelince bilinen tüm meslekler arasında oldukça zor ve ünlü. Benim görüşüme göre bir muhasebeci katı dayanıklı ve maksatlı bir çalışan olmalıdır. Muhasebe en eski mesleklerden biridir. Ekonomisi iyi gelişmiş ülkelerde muhasebeci olmak çok prestijlidir. Muhasebe departmanı yaratıcısı bir erkek olması rağmen Luca Pacioli, bugün çoğunlukla kadınlar muhasebeci pozisyonda çalışmaktadır. Mary Harris Smith, 1920. yılda profesyonel muhasebeci olarak sertifikat alan ilk kadın olubdur. Mary hayatının çoğusunu bu sertifikatı almaya adadı. Çünkü kadın olduğu için bu diploma reddedilirdi. Ama Mary'nin kararlarına sayesinde yine de amacına ulaştı ve 76 yaşında ilk sertifikatı kadın muhasebeci olarak tarihe geçti. O yüzden elbette ki biz kadınlar her şeyi yarım bırakmadığımızdan sürekli kendi üzerimizde çalışıyoruz. Özenli işler yapmaktan ve hedefimize doğru ilerlemekten mutluluk duyuyorum.
Üçüncü soru. Hayatımda üç mutlu olay. Birinci, bu benim ilk anne olduğum zamandır. Benim ilki çocuğum var ve bu ikinci kez mutlu olmadığımı anlamına gelmiyor. Ancak ilk en unutulmaz idi. Çünkü henüz bu yönde hiçbir şey bilmiyordum. Hayatımı, değerlerimi değiştiren tamamen yeni bir yoldur. Elbette bugün birçok kadınlar beni alıyor. İkinci, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fondunun geliştirilmesine yönelik hizmetine için 2009 yıl Aralık ayında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın emri ile ben ve bazı meslektaşlarımla birlikte terakki madalyası ile ödüllendim. O zaman 34 yaşım var idi ve ben hiç beklemiyordum ve şüphelenmedim bile. O günü hatırlıyorum. Sabah çocuğum doktora götürmek için işten izin almıştım ve aniden arkadaşlarım beni telefonla aramaya ve tebrik etmeye başladılar. Ama ne olduğunu ben anlamıyordum. Herkes madalya diyordu ama ben bunun benimle ilgili olduğuna inanmıyordum. O gün doktorla normal bir şekilde konuşmadım bile. Sonra ne oldu, klinikten ne zaman çıktım, işe nasıl gittim hiç şey hatırlamıyorum. Sadece akşam ailemle bir masada oturduğumu hatırlıyordum. Ve babam serencamın yayınlandığını tüm gazetelerini satın aldı. Bu arada babam hala onları tutuyor. Üçüncü, geçen yıl Nahçıvan'da Ekim ayında Finansçılar Forumu sırasında Azerbaycan Profesyonel Maliye Menajerler Asosiasiyası tarafından 2021 yılının en iyi maliye yönetici ödülünü aldım. Bu ödül aldığımdan ofiste benim odamda duyuyor. Teşekkür ederim. Bir soru. Dördüncü soru Mehriban Hanım. Olarsa... Dördüncü soru. Muhasebeci olduğum için asıl işim sayılarla ilgili. En sevdiğim numara. Bu rakam 21. Hayatımın ana önemli tarihleri bu rakamla bağlıdır. 21 Ekim benim doğum günüm. 21 Mart kocamın doğum günü. 21 Nisan evlendim. 21 Nisan kızım doğdu. Oğlum 4 Ağustos'ta doğdu. Bu tarihte de 21 sayısı var. Dördüncü günü 8. aya eklersek 12 elde ederiz. Yani 21 tam tersi. Beşinci sorum. Kendimi mutlu bir kadın olarak görmek için 5 neden? Demeli, beni seven bir ailem var. Gerçek arkadaşlarım var. Sevdiğim bir işim var. Bilgili bir başkan tarafından yönetili bir ülkede yaşıyorum. Beşinci, ülkem açlıktan ölmüyor ve savaşmıyor. Ve sonunda tüm kadınlara etraflarındaki mutluluğu fark etmeyi, öğrenmeleri ve her günün tadını çıkarmayı diliyorum. Bir daha hamını tebrik ediyorum. Emin'ciğim, özellikle alkışlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Yani gerçekten inanılmaz bir hikaye. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Açımına geldiğinizi çok sevmiş. Sevmemizle bir kez daha diyorum. Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık, zihninize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Ben de size teşekkür ederim. Sevinç Hanım bizim komandanın en faal üzvüdü. Yani o her sahede profesyoneldi. O hem designer'dı, o hem tercümeçidi, o hem mühasebeçidi, o hem idare etmede işleyir. Yani bütün bu sahelerde aktif iştirak ediyor. Ben teşekkür ederim Sevinç Hanım'a.
Çok güzel. Güzellik konusunda da çok şey var. Bize de güzel. Her zaman. Çok sağ olun Nuriye Hanım. Teşekkürümü bildiririm Sevinç Hanım. Öz böyle maraqlı həyat yolunuzu bizimle paylaştığınız için. Həqiqətən də siz sevgiləsi bir xanımsınız. Gülgün Hanım, ben onu söylemek istəyirəm ki, ilk eşidən Sevinç Hanım'ı Rus olduğunu sanar, yani konuşmasından dolayı, ama hayır, öyle bir şey yoktur. Sadece biraz ileri yaşlı kadınlar, insanlar, biz Rus döneminde yaşadığımız için dilimiz Rus diline daha yatkın. İnşallah bundan sonra da böyle tedbirlerde, böyle etkinliklerde daha sizlerle, daha sizin daha iyi anlamanız için daha iyi konuşacağız. Yani Türkçe. Yani her birimiz o yüzden zorlanırız. Yani Türkiye Türkçesiyle konuşmakta. Harika. Ben şöyle diyorum arkadaşlar. Yani muhasebe denge temelinde olan bir meslek. Kadınlar da bunun en güzel göstergesi. Kadın da sonuçta her şeyi dengeleyen bir varlık. Aile yaşantısıyla, iş hayatıyla. O yüzden birbirine çok yakın duruyorlar. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet Yeşim Hanımcığım, neredesiniz? Yeşim Ertuğrul. Sevgili Yeşim, Türmok Disiplin Kurulu Başkanımız. Onun da çok güzel bir hayat hikayesi var. İki oğluyla, eşiyle. Ben sizi de dinlemek istiyorum. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Sevinç Hanım, o kadar keyifli bir sunum yaptı ki bize. Üzerine diyecek laf bulamıyorum. Ben de öncelikle ama Mihriban Hanım'a teşekkürle başlamak istiyorum. Gerçekten Azerbaycan, Nahçıvan ve Türk mali müşavirlerini bir araya getirme fikri çok güzel bir fikir olmuş. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü için, daha sonra Türkiye özelinde meslek örgütümüzün kuruluşundan beri kutladığımız 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle meslektaşlarımızı kutluyorum. Bu vesileyi bize veren Sayın İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanımız nezdinde tüm yönetim kurulunu Yücel Bey'e teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve tabii ki Gülgün Hanım bizi bir araya getirdi. Çok da iyi yaptı. Biz bize olacağız, kadın kadına muhabbet edeceğiz dedi. Ben de o düşünceyle herhangi bir konuşma hazırlamadım. Öncelikle Ulu Önderimiz Atatürk'e, bizi bu güzel renkli çerçeve içinde buluşturabildiği için, bize pek çok hakları verebildiği için ve Azerbaycan ve diğer Türk halklarına da bir nebze olsun örnek olabildiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki Azerbaycan'ın lideri Aliyev'e de saygılar, saygıyla analım. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. Evet, ben 21 sene devlette vergi müfettişi olarak görev yaptım. Daha sonra kamudan ayrılarak özel sektöre geçtim. Hepimiz gibi sadece meslekle değil, hem eş, hem çocuk, hem aile yaşamı, iş yaşamı ve diğer konularla da, sosyal örgütlenmelerle de ilgili olarak biraz çok yönlü oldum. Özel sektöre geçtiğimde yeminli mali müşavir olarak çalışırken aynı zamanda meslek örgütümüz, meslek odamızla yakından ilgilendim. Öncelikle Sosyal İlişkiler Komitesi'nde, daha sonra Haksız Rekabet Komitesi'nde görev aldıktan sonra tüm meslek örgütümüzün üst kurulu olan Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği'nde yönetici konumu teklif edildiğinde orada seçimle gelmiş olan ilk kadın yönetici olarak görev aldım. Bir sonraki dönemde ilk kadın kurul başkanı olarak görev aldım. Halen şu anda disiplin kurulu başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. Bunun yanında kendimi aktif meslek hayatımda devam ediyor. Ama bir kadın olarak tabii ki hiçbirimiz bu kadar kısıtlı bir işle kalmıyoruz. Çok yönlü olarak hepimizin çalıştığının farkındayım. Hele Sevinç Hanım'ın anlattığından sonra ben bir dönem çalışma hayatımda şöyle diyordum üst üste aldığım görevlerden dolayı.
Yedi Kocalı Hürmüz oldum diyordum. Ama Sevinç Hanım'ın, Yedi Kocalı Hürmüz bizim meşhur bir tiyatro eserimiz, belki biliyorsunuzdur. Sevinç Hanım'ın daha çok kocası var anladığım kadarıyla. O 9-19 kocalık herhalde. Çok güzel, aktif, dinamik bir arkadaşımız. Ama neden biz böyleyiz? Kadınlar neden bir tek şeyle ilgilenemiyor, sadece aile veya sadece işiyle? Çünkü ben hep örnek olarak veririm. İlk çağlardan beri erkek avcı, kadın toplayıcı. Erkek genetiği gereği bir konuya odaklanır ve onu güzel yapar. Kadın toplayıcıdır. İlk çağda mağara çevresinde ot topladı. Daha sonra aileyi topladı. Sosyal ilişkileri topladı. Ve hala topluyoruz. O nedenle birden çok konuya odaklanabiliyoruz. Şu anda pek çoğumuz eşi, çocuğu, ev yaşamı. Ev yaşamını ayırıyorum çünkü hepimizin evde çok daha farklı sorumlulukları var. Meslek hayatı, meslek örgütü, çevre duyarlılıklarımız ve tabii ki Ayşe Hanım'ın bahsettiği sürdürülebilirliğe buradan mesleğe bağlayabiliyoruz. Yani biz tek bir konu değil, pek çok konuda başarılı olabiliyoruz. Zaten muhasebe hayatında da başarılı olması, kadınların daha ön plana çıkması da bu sayede oldu. Farkımız fark edildi. Önceleri iş kadın çalışan eleman olarak dikkati, doğruyu yapması, sorumluluklarını ihmal etmemesi olarak iyi bir çalışan olarak gözetlendi toplumda. Ve ya şu işi yapacaksan işte elemanını kadın eleman tercih et diye. Ama daha sonra kadınların yönetici de olabildiği fark edildi. İyi yönetici olup sorumluluklarını ihmal etmeyen, farklı bir bakış açısı getirebilen. Çünkü bugüne kadar maalesef dünyanın pek çok yerinde erkek yöneticiler konuya hakim oldu. Ve standart alışılagelmiş sistem devam ettirildi. Ama kadınların yönetime daha fazla girmesiyle, Ayşe Hanım bahsetti, çok da güzel bahsetti. Mesela meslek örgütümüzde daha çok kadın yöneticinin olmasıyla kadınların daha başarılı olabileceği konularda gündeme gelmiş oldu. Fakat Sevinç Hanım'ın konuşmasından ben çok hoşlandım ve 5 ana başlığını tekrar etmek istiyorum. Not aldım müsaadenizle ve benim de belki muhasebeci olduğu için rakamlardan daha çok yararlandı. Sayılarla aramız hepimiz iyi zaten ama ilk 5 başlığınızı not aldım ve yeni genç meslektaşlarımızın da bu 5 ana başlık çerçevesinde hayatını toparlamalarını önermek isterim. Gerçekten seven, kendine güvenen, bağımsız, ilgili ve tatilini ihmal etmeyen. Tebrik ediyorum bu ana başlıkları hepimizin ideale olarak hayatına dahil etmesi gerekiyor. Benim 2 oğlum var. Çok istedim hayatımda bir kızım olsun diye. Ama 2 oğlum olduktan sonra eyvah dedim, ben ne yapacağım yani, nasıl yetiştireceğim? Önce moralim bozuldu. Ondan sonra dedim ki ben kadınlara saygılı 2 erkek evlat yetiştirirsem en azından hemcinslerime bir yararım olur. Onlar ileride eşlerine, toplumda karşılaşacakları kadınlara saygılı davranır. Bu idealle yetiştirdim oğullarımı. Ne olursa olsun gerçekten çevremizdeki erkeklerin kadınlara saygı göstermesini sağlayacak şekilde yetiştirmemiz ve onları bu şekilde yönlendirmemiz lazım. Kendi değerimizi her zaman bilelim diyorum. Bu arada Sayın Yahya Arıkan galiba toplantıya dahil oldu. Bir sürprizimiz daha var. Çok güzel sürüyor sürpriz. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir temennim var. İnşallah bu birlikteliği tüm Türk dünyasına yayacak şekilde genişletmeyi başaralım. Çok güzel bir başlangıç oldu. Azerbaycan'daki toplantıda bulunamadım ama umuyorum daha geniş katılımlarla Zoom'un bize verdiği imkanlar sayesinde daha güzel birliktelikler yaşayacağız meslektaşlar olarak. Hepinize sevgiler. Teşekkür ederiz Yeşim Hanımcığım. Bizim bu toplantıda 2 genç muhasebeci hanımımız bulunur. Onlardan biri Nahçıvan'dan Frengiz Hanım. Çok özür diliyorum Mehriban Hanım. Yahya Başkanımız katıldı. Tamam. Olsun. Yaptı bize.
Kendisine de bir söz verelim, bir hoş geldiniz diyelim. Birkaç söyleyecek şey olabilir. Çünkü bütün kadınlarımızın hayatında, meslek örgütünde onun izi var. Bizim örnek aldığımız bir model. Buyurun başkanım, sizi dinliyoruz. Salamlıyoruz biz de başkanımızı. Başkanım sizi selamlıyorlar. Biliyor musunuz bize? Herhalde yani, tam bağlantı kurulamadı. Kurulamadı herhalde. Biliyor musunuz başkanım? Bir sonraki konuşmacı da isterseniz alalım. Ses gelmiyor. Evet. O zaman sözü Firengiz Hanım'a bırakalım. Firengiz Hanım Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nda muhasebeçi görevinde çalışır. Onun da hayat yolu bizim için ilginç. Buyurun Firengiz Hanım. Ses aç. Sayın bayan mühasebeciler, öncelikle hepinizi selamlamak istiyorum. Ben Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ekonomi Bakanlığı'nda mühasebeci olarak çalışıyorum. Bekar bir bayanım ama en esası ben Azerbaycan kadınıyım. Bu sebepten ben Azerbaycan kadınına verilen destekten bahsetmek istiyorum. Bugün Azerbaycanlı kadınların toplumdaki rolü artmış ve zarif cinsin üyeleri anne olmanın yanı sıra kamu yönetimi, yasama, diplomasi, ticaret, kültür, bilim, eğitim, sağlık ve diğer önemli alanlarda söz sahibidir. Bunun en önemli nedenlerinden biri Azerbaycan'ın milli ve manevi değerler sistemiyle ilgili olup bir diğer önemli nokta da devletin uyguladığı cinsiyet politikasıdır. Kadının toplumdaki rolünü çok takdir eden büyük lider Haydar Aliyev, kadınların toplumda her zaman büyük sorumlulukları vardır. İşleri her zaman zordur. Ama bu görevleri onurla yerine getirirler ve her zaman olduğu gibi toplumda önce rol oynarlar diye söylemiştir. Başarılarımızın her birinin arkasında Azerbaycan vatandaşlarının zekası, bilgisi, becerileri, yetenekleri, çalışmaları yatmaktadır. Azerbaycan geleceğe yönelik bir devlettir. Büyük bir yolculuğun başlangıcındayız. Tarihimize ve köklerimize bağlı, kültürümüzü ve geleneklerimizi koruyan, bağımsız ve layık bir devlet olarak dünya değerleri, özgürlük, demokrasi, açıklık ve dünya toplumuyla bütünleşme yolunu seçtik. Azeri kadınları da ailelerine bağlılıklarıyla örnek oluyorlar. Aile bütçesini kontrol etmek de bir kadının eğitimli ve vizyoner olduğunun kanıtıdır. Ben de modern Azerbaycan kadını ve bayan mühasebeci olarak işimi seviyorum. Mühasebe önemli ve karmaşık bir sistemdir. Bu sistemin doğru ve etkin bir şekilde kurulması önemlidir. Mühasebe departmanının işi, işletmenin iç yönetim raporlarının ve mali tablolarının verici mühasebelerinin hazırlanmasıdır. Mühasebecinin dikkati de önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kadınların ayrıntılara önem vermeleri ve detaycı olmaları mühasebeci olarak çalışmalarına yardımcı olduğuna inanıyorum. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde de kadın hareketi gelişiyor. Bu zengin geleneklerimizin yanı sıra devlet kadın politikası ve yaratılan koşullardan kaynaklanmaktadır. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bakanlıkta çalışmamın temel amacı devlet bütçesine fayda sağlamaktır. Gerçek bir muhasebeci olarak gelir ve giderlerimi bilirim. Finansal okuryazarlığımı arttırırım. Biliyorsunuz ki bir muhasebeci aynı zamanda bir ekonomisttir. Ailede bütçe harcamalarını kontrol etmek modern bir kadının asli görevi olmalıdır. Çünkü bütçenin ana işe eşit dağılımı kimseye bağımlı olmayı engellemektedir. Bu yüzden bu alandaki her şeyle baş etmeye çalışıyorum. Herkese bu çalışmada başarılar dilerim sevgili bayan muhasebeciler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sıra bizde. Türk dostumuz, sevgili arkadaşım, kuruldaşım sevgili Cemile. Seni dinliyoruz. Söz sende. Teşekkür ederim sevgili yol arkadaşım, sevgili Gülgün, sevgili Mihriban Hanım, değerli konuşmacılar, değerli katılımcılar. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Buradan Azerbaycan'a yürek dolusu sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Dünya bütün canlı ve cansızlarıyla kocaman bir evren. Aslında her kadın kendi içinde ayrı bir dünya. Kadınlar hayatı şekillendiriyor,
yaşamı döndürüyor, dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sunuyorlar. Her kadın kadının hayatı çevreye etkisi var, duyarlılığı ile, sevgileri ile. Dünyada kadın olmak zor, ülkemde kadın olmak zor, çalışan kadın olmak daha da zor. Hele bir de ekonomiyle ilgileniyorsanız, çalıştığınız iş yerine doğru bilgiyle aydınlatıyorsunuz, aydınlatmaya çalışıyorsanız, kamu yararına fayda yaratıyorsanız, belki de burada kadın olmak çok daha zor. Zorluklarla mücadelede kendime göre yöntemler geliştiriyorum. Hayata karşı hep öğrenciyim, öğrenci olmaya da devam ediyorum. Zorluğa ve herhangi bir olayı çözmek için sorunu ve tarafları anlamaya çalışıyorum. Farklı fikirleri tartışıp, onların sentezlerini yapıp, kendi sorunlarımı çözmeye çalışıyorum. Değişik bitkilerden merhem yapıp, yaralarıma sürüyorum gibi. Hayata karşı sorun çözen kişi olmaya çalışıyorum. Mesleği yaparken dürüst, paylaşımcı oldum. İyiliklerin paylaştıkça çoğalacağına inandım hep. Her işte olduğu gibi sevgi çok önemli. İşimi severek yapmak, fayda ve değer yaratmaktan mutlu olmak, kadın da sevginin simgesi değil mi? Akademik bir meslek yapıyoruz. Bilgiyle kendini yenilemek, çağa ayak uydurmak, dijital dünyada ayrıntıları kaçırmamak ama bütünü de görebilmek, geleceğe ve gelişmeleri görmek, dünyaya açık ve duyarlı olmak. Yaşantını iyi organize etmek, mesleğin değerlerini taşımak, iş ahlakı ve etik değerler çok kıymetli. Belki de en önemlisi örgütlü olmak. Yaptığımız işte yalnız olmadığımızı, kocaman bir ailemiz olduğunu hissetmek, dayanışma içinde olmak, mesleki örgütümüze ve mesleğimize katkı sunmak, katkıda bulunmak. Ben bir çiçeği nasıl kokluyorsam, bir çocuğu nasıl şefkatle kucaklıyorsam, yaptığım işi, mesleğimi de öyle seviyorum. O yüzden insanın mesleğini sevmesinin çok önemsiyorum. Yaratıcılık bizim ruhumuzda var. Mesleğimde yaratıcı olup yeni şeyler ürettikçe mutlu oluyorum. Küçük bir kar topu gibi, aşağıya doğru yuvarlandıkça büyüyen bir çığ gibi, daha da yaratıcı olan mutlu bir kar topu gibi. Kadınların dünyası anlaşılabilir bir dünya değil dedi dün yakın bir arkadaşım. Doğru. Aynı anda birçok şeyi düşünebiliyor, birçok işi organize edip programlayabiliyoruz. Hassasiyetlerim de var. Samimiyet, empati, sevgi ve saygı. Dünyanın merkezinde değilim. İnsanlara eşit uzaklıktayım. İnsanların renklerine, ırk, düşünce ve dillerine göre ayırmayıp anlamaya çalışıyorum. Hayvana, bitkiye, doğaya, değişik düşüncelere saygılıyım. İnsanların doğdukları toprakları terk etme zorunda kalması, çocukların aç yatağa girmesi, rengi ve dili yüzünden aşağılanması duyarlılıklarım. Kırmızı çizgilerim de var. Bir canlının yaşam hakkının elinden alınmasına karşıyım. Şiddete, savaşa karşıyım. Savaşın en büyük acısını kadınlar çekiyor. Kadınların can verdiği, doğurduğu çocukları çekiyor. 100 yılı aşkın bir süredir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. O yıllarda da kadınların talepleri arasında savaşların son bulması vardı. Bugün ne değişti? Bugün de kadınların talepleri arasında savaşların son bulması var. Dünyayı iyiliğin, güzelliğin kurtaracağına inanıyorum. İyiliğin ve güzelliğin de kadının doğasında olduğunu düşünüyorum. Her kadın bir dünya ise bu çirkin dünyayı güzelleştirecek olan da yine kadınlar. Bütün bu gözlemlerim, birikimlerim ve enerjim küçük bir dünyada birleşiyor. O küçük kadın dünyaları kocaman evreni oluşturuyor. Sözlerime son verirken,
Madem kadın bir dünyadır, ki bana göre kadın koca bir evren, kadını yok etmek, hiç saymak ve bir dünyayı ve evreni yok etmek, yok saymaktır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Nuriye Hanımcığım, sizinle ekran başında da görüşmekten çok mutluyum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Cemile Hanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Cemile Hanım. Sağlık. Sıradaki konuşmacımız Gülşen Hanım'dır. Gülşen Hanım, Azərbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Bilimler Eğitim Merkezi Sertifikasyon ve Sınav Dairesi Başkanı'dır. Sizi dinlemek çok hoştur bize. Buyurun Gülşen Hanım. Selamlar, teşekkür. Mehriban Hanım, çok sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba, başlamadan herkese selamlar ve nazik davetiniz için çok teşekkür ederim size. Elma Müellim Hüseynov katılabilmedi, söyledi, ben onun adından selamlarımı, saygılarımı söyleyeyim size. Şimdi ise kendi hayat yoluma devam edeyim. Umarım diyorsunuz hepiniz beni. Ben Mali İlim Tedris Merkezi'nde şube yöneticisi olarak çalışıyorum ve aynı zamanda alanımda eğitmenlik artı üniversitelerde ders veriyorum. Dersi de sırf muhasebelikten veriyorum. Eğitim olarak Azerbaycan Devlet Ekonomik Üniversitesi'ni üstün başarı ve master derecesini yaparak tamamladım. Fakat iş hayatımı muhasebeyle başlamadım. Farklı sektörlerle çalışmama rağmen hep kendi alanımda kendimi geliştirmeye devam ettim. Maliye ve muhasebe işlerini sevdiğim için SSA programına katıldım ve sınavları vermeye başladım. Bu zaman zarfı içinde ve kendi alanımda iş aramaya devam ettim. Bir süre sonra Dünya Bankası'nın projesine davet aldım. Ve burada çalışırken çok güzel trainingler, yani eğitim programları vardı. SIFA, Trainer ve diğer gibi programlar vardı. Burada öğretmenler her bir şeyi çok detaylı ve mükemmel şekilde izah edirdiler. Yani bunun gibi eğitimler beni çok geliştirdi. Sonrasında bir süre öğretmen asistanı gibi çalıştım. İşte o zaman anladım ki benim tam istediğim de bu. Yani bu işi yapmak değil, artık muhasebeni diğerlerine öğretmek ve öğrettikçe daha da ilerlemeye geçmek istedim. Biliyorsunuz ki bir mesleği eğer konuşuyorsun, anlatıyorsun, öğretiyorsun, demek daha çok kendin gelişiyorsun ve daha çok istiyorsun bunu, daha ilerlemek istiyorsun buna göre. Bu arada bu yolda bana destek olan direktörümüzü, bana destek olan, yardımcı olan öğretmen arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Bu yolda bana çok destek oldular. Her bir yolun bir başlangıcında insana motive eden bir insan gerek. İnsanı motive eden insanlar ve arkadaşlar lazım. Çok şükür benim karşıma çıktılar böyle bir insanlar. Yani bana sorsanız neden öğretmen? Bunu söyleyebilirim ki bildiklerimi paylaşmak, bana göre bana geri dönüşünü görmek beni çok mutlu ediyor. Hatta bazen öyle anlar oluyor ki üniversitede öğrencilerimden bazıları yaklaşıyor ve aynı mesleği yapmak istiyorum diye söylüyorlar bana. Ve bu benim mesleki duygularının en üst seviyesi oluyor benim için. Yani bundan güzel ne olabilir ki? Elbette ki her bir işin artı ve eksileri var. Fakat ben bu işte kendim, yani artıları yalnız görüyorum. Eskileri dedikten, misal için tüm günü ders anlatıyorsun ya da eğitimlikle devam ediyorsun. Günün sonuna artık bitap düşersin. Ama yine de yaptığın işten zevk alırsan, yaptığın işten mutlu oluyorsun. İnsana bir şeyler öğretmek, insanlarda kalıcı bir eser, bir fikir bırakmak, mesleğime olan bağımı daha da güçlendiriyor. Bu aşamada eğitmiş olduğumuz arkadaşların kariyer planlarında bu mesleği sevdirmeye
katkıda bulunmaya çalışıyorum. Tabii ki kendi kararları ve takdirleriyle. Bir de Ayşe Hanım'ın sözü bir güzel söz söyledi. Söyledi ki dayanmak lazım değil ve ilerlemek lazımdı. Başka alanlardan götürmek, daha inkişaf etmek lazımdı. Ben yani bunu kendi hayatımdan söylemek istiyorum. ACCA'yı okuyan zaman GAP programını okudum. Yani GAP olarak standartı okudum. Sonra bana baktım, yani bana yeter gelmedi. Sonra geçtim IFRS'i okudum. Sonra dedim ki neden olmasın, şimdi İPSAS'ı okuyayım. Daha da gelişeyim. Ve sonuncu İPSAS'ı okudum. Yani ve her birinde bu farkı hissettim. Yani baktıkta her biri aynı bir şey ama aynı muhasebe standartları ama her birinde çok farklı şeyler var. Sonra siz diğer sözlerde konuştunuz ki yani başka ne yapıyorsunuz? Ben başka yaptığım bir şeyden yani bunlardan başka kendim resimler dikiyorum. Yani boş zamanlarımda artık boş olduğum takdirde evde boş durmak istemiyorum. Resimler dikiyorum. Bunu size paylaşmak isterdim bir ikisine gel isterseniz. Eğer olursa tabii ki. Bir de bir söz de söylemek isterdim sonda. Benim için, bana göre hayatımızın her bir kadının hayatında zor anlar ve zor durumlar oluyor. Ve ben düşünüyorum, yani ben hep okumaya, bilgiye ve karşıya gitmeye yöneldim. Yani tutundum ve tüm kadınları da buna çağırırım. Sırf maksat koymak karşına ve buna doğru gitmek. Ve bunu aldıkta o zevki almak. Çok sağ olun, teşekkür ederim herkese. Biz teşekkür ederiz. Çürşen Hanım. Gülgün Hanım söylemek isterim. Gülşen Hanım çok çalışkan ve kültürlü bir hanım. O bizim de misafirimiz oldu. Onunla bir işbirliğimiz var. Ben Gülşen Hanım'a uğurlar arzuluyorum. Çok güzel şeyler söylediniz. Ben de çok etkilendim. Ben de eğitmen kökenliyim. Yani eğitimin önemine değindiniz, öğretmenliğe değindiniz gerçekten. Oradaki has, insana verdiği tatmin duygusu hiçbir şeyde yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konuştunuz. Tek tek, tane tane. ACCA yolunda da başarılar diliyorum size şimdiden. Çok gençsiniz çünkü önünüz daha çok açık. Çok teşekkür ediyoruz. Yahya Başkanımız bağlandı. Büyük bir heyecan da bizimle birlikte olmayı bekliyor. Başkanım söz sizde, buyurun. Başkanım ses kapalı, ses kapalı. Tamam, şimdi gelmiş olması lazım. Ses yine boğuk geliyor. Bir daha konuşur musunuz? Ses gelmiyor başkanım, niye böyle oldu? Kulaklığı çıkarım belki. Gelmiyor. Şurada bir işaret var ama bir pin işaret var orada. Gelmiyor başkanım. İlk geldi sonra kesildi. Gelmiyor. Sanırım bu ayarlardan düzeltilmeli. Bizde de önce böyle bir sorun oldu. Ben Sinan'ı arayayım olmasa mı? Başkanım konuşmacıyı alalım. Şey yapacağız ama biz sizi alacağız. Ayrılmayın. Ses gelmiyor. Yapacağız başkanım. Ben Sinan'ı arattıracağım. Diğer arkadaşı alalım isterseniz. Nazik Hanım da sıra Türkiye'den. Kendisi TÜRMOB Hizmet Kalite İzleme Kurulu üyemiz. Nazik Hanım buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Değerli kanalım, sizi saygıyla. Öncelikle bir kadın olarak burada olmaktan duyduğum onur ve gururu sizinle paylaşmak istiyorum. Bizleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya getiren, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Küçük bir Anadolu şehri olan Çorum ilinin 5000 nüfuslu bir ilçesinde doğup, büyüyüp, bugün bu noktaya gelebilmeyi ve bu söyleşiye katılmayı çok değerli bulduğum
ve önemsediğimi bilmenizi istiyorum. Benim iş dünyasına yolculuğum nasıl başladı? 2000 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra bir şirkette işe başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra işten çıkarıldım. İşten çıkarılma nedenim, benim çalıştığım departmanın erkek çalışana daha uygun olması gerekçesiydi. İlk şoku burada yaşadım bir kadın olarak. Kadın mesleği ve erkek mesleği ayrımı olmamalıydı. Kısa bir aradan sonra zorunda olduğum için tekrar iş aramaya başladım ve bir şirkette 30 erkek arasında tek kadın olarak çalışmaya başladım. 10 yıl hem muhasebe hem de personel müdürlüğü yaptım. Yorucu ve ağır bir işim vardı. Sorumluluklarım çok fazlaydı. Ailemden uzakta tek başıma yaşıyordum. O dönemde tek başıma yaşadığım için uzayan mesai saatlerimi sesini çıkaracak kimse yoktu ev hayatında. Belki olsalardı bu saate kadar diye iş yaşantıma engel de olabilirlerdi. Bir tarafta bunun rahatlığı varken bir tarafta da tek başına hayata tutunmanın zorluklarıyla yüzleştim uzun zaman. İçinde bulunduğum şartların zorluğu kendim işimi yapma hevesim de büyütüyordu giderek. Kendim için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Kendimi geliştirmem lazım, bu monotonluktan kurtarmam lazım derken tesadüfen mali şahitlik sınavlarıyla tanıştım. Ve bu hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. Sınavlara hazırlandım. 2010 yılında mali müşavirlik ruhsatımı aldım. Beni o şartlarda ayakta tutan tek şey başarma azmiydi. Kendimi daha özgür hissedebileceğim, sürekli kendimi yenileyeceğim, işim dışında ilgi duyduğum başka alanlara da zaman ayırabileceğim bir işim olmalıydı. Sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. 2012 yılında ofisimi açtım. Yeni ve genç bir meslek bu olmama rağmen 2016 yılında yapılan seçimlerde Çorum'daki Mali Müşavirlik Odası seçimlerinde ilk kadın yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. 1990'dan 2016'ya kadar bu süreçte meslek odamızın yönetiminde hiçbir kadın üye girip bizi temsil etmemişti ve bu çok üzücüydü. İlk olmanın gururu ve sorumluluğuyla çok çalışmam ve bu yolu başka kadın meslektaşlarıma açmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Öyle de oldu. Ve sonraki süreçte bunun devamı da geldi. Mali Müşavirler Odası'ndaki görev sürem bittikten sonra TÜRMOB'da üst kurullarda görev yapmak üzere Karadeniz bölgesini temsilen seçildim. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayatımda mutlu olduğum çok nadir anlardan biridir. TÜRMOB çatısı altında bir kurulda görev yapmak göğsüme takılan bir onur madalyasıydı benim için. Bu süreçte yanımda olan, omuz veren, beni bir adım öne taşıyan, parlatan başkanlarımıza, yöneticilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemem çünkü Anadolu'da bir kadın olmak, küçük illerde yaşamak ve bu başarılara imza atmak çok daha zor. Onların sayesinde burada olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Eğer onlar bana bu fırsatı vermeselerdi bugün burada olmazdım. Bana göre hangi işi yaparsanız yapın, bulunduğunuz yerden bir adım öne çıkma cesaretini buluyorsanız kendinizde, sonraki adımlar çorap söküğü gibi geliyor. Artık bir şeylerin öncülüğünü yapmaya başlıyorsunuz. Toplumsal olaylara bakış açınız, duyarlılığınız artmaya başlıyor. Toplumsal olaylara duyarlı olduğunuz zaman da hayat sizi başka işler de yapmaya zorluyor. Toparlayacak olursam, artık bir işim vardı, serbest çalışıyordum, daha özgürdüm. Bu rahatlıkla ilgi duyduğum siyasetin içinde buldum kendimi. Vakit buldukça siyasi çalışmalara başladım. Sonra 30 Mart 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyeliğine aday oldum. Siyasette hiçbir birikimim, tecrübem yoktu. Arkamda güçlü güçlü adamlar, güçlü güçlü referanslarım da yoktu. Ama arkamda beni oraya iten bir güç vardı. Hiç kimseye haber vermeden aday olmuştum. Eğer birilerine sorsaydım mutlaka önüme engeller koyacaklardı. Bunu çok iyi biliyordum.
ne işin var siyasette, işine bak, işin de yeni, kendini geliştir vesaire bir sürü bahaneyle bu hevesim kırılacaktı. Aileme bile sonradan söyledim ve onları kısa bir ikna turundan sonra sahaya indim. İnsanlara tüm içtenliğimle, samimiyetimle kendimi anlattım. Bu saflık, bu temizlik ve tek başına arkanı kimsenin almadan azimle bir şeyleri yapma isteğim insanların hoşuna gitmiş olmalı ki bana oy verdiler. İlk defa aday olmama rağmen, ismimin siyasette bilinmiyor olmasına rağmen çok iyi bir sıralamaya girdim. Özveriyle çalıştım. Elimden gelenlerin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir sonraki dönemde ilk sıradan tekrar belediye müdürlüğüne aday gösterildim. Halen işimle birlikte siyasi çalışmalarımı da yürütüyorum. Aynı zamanda mesleğimi de siyasetin içinde de devam ettiriyorum. Bütçe komisyonları, denetim komisyonlarında da aslında mesleğimizi de orada temsil ettiğimi düşünüyorum. Şunu gördüm, eğer siz kendinize inanırsanız başkalarına inandırmak çok daha kolay oluyor. Azimle, inatla, yılmadan korkularınızın üzerine gitmemiz gerekiyor. Elbette bulunduğumuz coğrafya itibariyle dünya ölçeğinde kadının toplumdaki hak ettiği yeri bulması noktasında birçok ülkeden geriysek de bizi umutlandıran gelişmeler de var. Türkiye'de bazı şeyler yavaş yavaş değişiyor ama iş dünyasında, çalışma hayatında, siyasette rol modeller çoğaldıkça toplumun kadına bakış açısı da değişiyor. Bu gelişmeye öncülük etmek güzel bir duygu. Değişime dönüşüme açık olan, daha kolay ve çabuk ayak uyduran metropol iller dışında Anadolu'nun küçük bir şehrinde, iş dünyasında, siyasette kadını görünür kılmanın ve bir başarı öyküsü yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bence her şeye rağmen her kadın kendi başarı öyküsünü yazabilmeli. Çünkü kadınlar birçok farklı işi bir arada yapma yeteneğine sahipler. Belki bunu bir profesyonel destek alarak yapmıyorlar ama yapı olarak birçok işi takip etme, toparlama, düzene sokma konusunda özel bir yeteneğe sahipler. Kadınların en büyük şansı doğuştan böyle bir yeteneğe sahip olmalı belki de. Karmaşık bir sistemi düzenli hale getirmelikteki ustalıkları, olaylara çok yönlü bakma becerilerini de geliştiriyor beraberinde. Sonuç olarak biz gücümüzün farkında olmalıyız. Güçlü yönlerimizi geliştirip zayıf yönlerimizi törpülemeliyiz. Korkularımızın üzerine yürümeli, hayallerimizin peşinden koşmalıyız. Yoksa toplumun size biçtiği roller var ve siz sadece onları oynamak zorundasınız. Rol demişken farkında mısınız? Türkiye'de yapılan dizilerde bile kadına biçilen roller, erkeğin parasını yiyen, kuaförde güzellik salonlarında süslenen, çocuk bakan, entrika çeviren, dedikodu yapan, mutfakta çalışan olarak gösteriyorlar. Bu Türk kadına yapılan en büyük haksızlık. Biz bunu reddediyoruz. Maalesef bir içki kadehi, bir sigara paketi bile gençlere kötü örnek olsun diye buzlanırken kadına biçilen roller bunlardan ibaret. Kadınlar reyting malzemesi ya da magazin malzemesi, dergi kapaklarını süsleyen varlıklar değil. Biz bu zihniyeti reddediyoruz. Sizin istekleriniz, sizin seçimleriniz, sizin tercihleriniz önemli olan. Başkalarının size dayattığı bir yaşamı değil, kendi seçimlerinizi yaşarsanız mutlu olursunuz. Yarışınız sadece kendinizle olur. O güç hepimizde var. Bu farkı ortaya koymamız lazım. Eğer siz güçlü görünürseniz toplumun değer yargıları da ona göre değişiyor. Kadın yapamaz, kadın evinde otursun. Bu iş kadına göre değil, siyasette kadının ne işi var? Bu söylemler artık tarihe karışmalı. Türk toplumunun genlerinde olan bu inancı artık kadınlar yıkmaya başladı. Erkek egemen bir toplumda bu değişimi sahiplenmeye başladık. Gelecekten beklentim de kadınların mutlu olduğu bir dünya hayali. Artık kadınlar her yerde. Kadın hayatın tam kalbinde. Hayatın kalbinden tüm kadınlara selam olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum.
Teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzeldi. Buyurun Mehriban Hanım. Sırada daha bir genç hanımımız var. Gülare Hanım. Gülare Hanım muhasebeçidir ve Salnet şirketinde çalışır. Buyurun Gülare Hanım. Tamam. İlk önce davetiniz için teşekkür ederim. Ben Kafkas Üniversitesi'ni bitirdim. Üniversiteyi 3 yıla bitirdim. Üniversiteyi kırmızı diplomayla bitirdikten sonra Baku Mühendislik Üniversitesi'nin master'ını yaptım. Aynı üniversiteyi de kırmızı diplomayla bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Aslında düşünüyordum hep üniversite zamanı ikinci sınıfta artık. Üniversiteyi bitirdiğimde işsizlik sorunu yaşayacağımı düşündüğüm için artık ikinci sınıfta stajlara gidiyordum. Bazı şirketlerden şirketlere başvuruyordum. Ve düşündüm ki ben ikinci sınıftan artık şirketlerde olursam, oralarda çalışırsam üniversiteyi bitirdiğimde iş bulmam benim için daha kolay olur. Ama gittiğim şirketlerde bana sadece yazıcıdan kağız çıkartıyorlar ya da müdüre kağızı imzalattırıyorlar. Yani üniversiteyi finans bakalavr yani üniversiteyi ilk zamanında finans olarak bitirdim. Finansı bitirdim. Daha sonra ise master'ımı muhasebecilik üzere yaptım. Şu anda stajda bana yazılımda kağız çıkardığım yerde maliye finans direktörüyüm. Ve staj zamanında bunu kendime hedef olarak belirlemiştim. Ek olarak ben 11 şirket üzere muhasebecilik yapıyorum. Bunu freelancer olarak yapıyorum. Aylık sahipkarlarla konuşuyorum. Onların aylık hesabatlarını veriyorum. Şu an artık bir ay önce ben artık kendi okuduğum üniversiteden teklif aldım. Üniversitede ders vereceğim. Öğretmen gibi. Muhasipler Halk Birliği'nde ilk eğitmenliğimi yapmaya başladım. Orada muhasebeciler 25'e yakın muhasebeci yetiştirdim. 3-4 aylık bir dönemde. Ve bundan başka da 2 özel kursta muhasebecilik olarak eğitmenlik yapıyorum. Tabii ki benim sadece 23 yaşım var. Ve sizlerin konuştuğu kadar, sizlerin ilerlediği kadar bir yere gelmedim. Ama düşünüyorum ki bu yaşımda sizlere kendime hedef alarak daha da ilerleyebilirim. Kadının gücü dünyanın gücü demektir. Kadın tek başına güçtür ama kadın birliği olarak bir devrimdir. Ülkemde de diğer ülkelerden de duyduğum kadar ben aynı zamanda Londra'da muhasebecilik üzere 6 aylık staj yaptım. Orada da gördüğüm kadarıyla kadın kadının ilerlemesini istemiyor. Kadın gücü çok da istediğim gibi değil. Ama düşünüyorum ki eğer kadınlar birleşirse, kadın kadına hak verirse, kadın kadının başarısına sevinirse bu dünya daha güzel hale gelir. Diğer çok arzuladığım şeylerden dünyada kadın erkek beraberliğinin olmasıdır. Çünkü bir elimi araştırma var ki eğer kadın erkek araştırması özür dilerim. Kadın erkek eşitliği beraber olarsa dünya 28.5 milyon dolar daha dünyanın ödemesi artır. Bu artık bir Çin ekonomisi kadar demek. Yani kadın erkek beraberliğinin olmasını biliyorum. Karşıdan gelen Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyor. Başarılarınızın devamını arzuluyor ve beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Mihriban Hanım, aynı zamanda ben kendim de Nahçıvanlıyım, Ordubat'tayım ve bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Yani böyle bir
havada maliç olan Ordubad'dansınız. Mən gördüm sizin Ordubad'dan sizinle beraber, yani sizden daha önce qabaq tarix boyu çok büyük dahiler yetişibdi. Havasından da, suyundan mı bilmirəm. Mən sizi təbrik edirəm ki, yani 23 yaşında bu kadar siz uğurlar elde eləmiş. Həqiqətən fəxr edirəm və gurur duyuram. Ben de özellikle teşekkür etmek istiyorum Mihriban Hanım. Gerçekten çok etkilendim. Yani 23 yaşındaki genç bir kızın, kadın. Maşallahı var. Yani gerçekten kadın ne dedi? Bir araya gelince devrim dediniz değil mi? Öyle bir cümle kullandınız. Yani bu yaştaki bir genç insanın, genç kadının bu cümleyi kurabilmesi onun vizyonerliğini gösteriyor. Dünyaya nasıl baktığını gösteriyor. Yani tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok çok güzel bir konuşmaydı. Çok çok tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Hem aradaki farkı gördünüz mü? Yani dil yatkınlığı bakımından. Çok güzel. Yani gençlerimizin dili çok yatkın. Çünkü bağımsızlıktan sonra onlar dünyaya geldi ve devamlı olarak Türkiye kanallarını izlediler. Bizim onlarla aramızdaki fark budur. O yüzden kendinizi küçümsemeyin Mehrim Hanım. Siz de çok güzel konuşuyorsunuz. Son konuşmacımız galiba. Başkanım bağlanamadı. Ben bir daha kontrol etmek istiyorum. Seste sorun var. Siz evet son konuşmacımızı siz takdim edin lütfen. Son konuşmacımız Şehla Mehdiyeva, AFB Bank'ta muhasebeci. Şehla Hanım. Şehla Hanım buyursun. Selam. Öncelikle herkesi selamlıyorum. Güzel platform, bana da yer verdiğiniz için ve sizi gördüğüm için çok mutluyum. Mehriban Hanım beni tanıyor bence. Çünkü ben de onun az önce söylediği gibi talebelerinden biriyim. Şimdi tanıdım Şehla Hanım. Salamlıyorum sizi, şimdi tanıdım. Çok sevindim. Tanıdığım insanları burada görünce çok sevindim ve memnun oldum. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Bununla başlamak isterdim. Herkes kendi hayat hikayesini konuştu. Ben de kendi hayat hikayesini. Ben de muhasebeye gelince çok farklı alandan geldim. İlk tahsilim jurnalizm, gazete, televizyonculuk ve radyoculuk. Bunun içinde üç bölümü birleştiren bir ihtisasım oldu. O ihtisas üzere 2-3 ay bir çalışmam oldu. Orada gördüm ki ben bu platformda olamam. Sonra arayışa başladım. Kendimi insan kaynakları üzere denedim. O deneyimim bir bankada oldu. Şimdi çalıştığım bir bankada, AFB Bank'ta. Orada da yine arayışta oldum, durmadım. Rakamlar beni dikkatimi çekti. Ve kendimi muhasebede buldum, böyle diyeyim. Bunu arzuladım. Bu niyetimi bildirdim. Çalıştığınız yer sizi eviniz gibi görürse, sizi kendi ailesi gibi görürse arzularınızı da gerçekleştirmeye yardımcı olur. Ben mutlu bir insanım çünkü benim çalıştığım kurum bunu bana yaptı. Ben bu isteğimi belirttiğimde onlar bana destek oldular. Ben eğitimimi yaptım, özel kurslar aldım. Bunun için bir yıl boyunca çok sıkı bir şekilde akşam ders aldım, sabah çalıştım. Ve bu bir yıl çok yoğun bir şekilde gitti. Hiçbir günde bundan yoruldum demedim. Çok güzel devam etti. Bir yılın sonunda çalıştığım banka beni kendi muhasebesinde işçi olarak kabul etti. Ama ben durmadım. Bunun karşılığını vermeye çalıştım. Ve eğitimimi bir üst düzeye çıkarmak için şimdi Mehriban Hanım'ın temsil ettiği Nahçıvan Özel Üniversitesi'nde bir de bunu yeniden eğitimini aldım ekonomi olarak. Ama bununla da durmadım. Az önce sizin platformda bir çıkış yaptı Günay Hanım, ARPA. O kurumda da yeniden bugün bile devam ediyorum. Az önce konuşanları hep dikkatle dinledim. Emsal teşkil ettikleri için benim için. Ayşe Hanım çok güzel bir şey söyledi. Okumanın sonu yok. Ben muhasebeye gelince anladığım tek şey, ilk şey bu oldu. Burada okumak bitmeyecek. Her gün bir yenilik olacak. Her gün bir yeni şey bulacağım ve her gün okuyacağım.
daha ileride gitmek için, daha iyi olmak için ve daha mutlu olmak için mutlaka okuyacağım. Okumak çok güzel bir şey. İnsanı hem genç tutar hem dinç tutar. Böyle bir şeyin benim hayatımda bundan sonra hep olacağı için çok mutlu oldum. Şu anda çalıştığım bankada yine de dönem dönem kıdemeler arttıkça bugünkü durumuma geldim. Hep aile gibi bir olan yerde çalıştığım için oraya çok bağlı kaldım ve şöyle söyleyeyim, 11 yıldır aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki ama bu durmak demek değil benim için. Az önce de belirttim. Eğitimimi ve tabii ki genişlendirmeye çalışıyorum. Daha başka şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve yeni yeni insanlarla tanıştıkça daha güzel şeylerin beni önümde beklediğini biliyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Muhasebecilere hep böyle bir yanaşma var. İşte bunlar standart iş yüzeyinden çalışıyorlar. Rakamlarla çalışıyorlar. Ben böyle düşünmüyorum kendi adıma muhasebeci olduktan sonra. Bence öyle değil. Biz biraz da yaratıcı insanlarız. Mesela bizim elimizde rakamlar var. Biz onlarla bir tablo çiziyoruz. Siz ne kadar dikkatli olursanız, tabloyu ne kadar doğru çizerseniz, sizin temsil ettiğiniz kurum o kadar doğru bir yerden ilerlemiş olur. Tablonuz yanlış olursa, yanlış şeyler çizerseniz yanlışlıklara yol açabilirsiniz. O yüzden bence biz aynı zamanda da yaratıcıyız. Herhalde kadınların bu görüşü destekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü biz kadınlar hep yaratıcı oluruz. Hangi işte olursak olalım. Rakamlar yalnız hakikat değil. Rakamlar aynı zamanda güzelliktir. Ülvi bir güzelliği götürür insanı. Ben hepimiz için, bu platformda bulunan herkes için barış dolu bir hayat arzuluyorum. Az önce savaştan konu edildi. Ben 35 yaşındayım. İki savaş gördüm. Ve tabii ki savaşın bizi çok etkilediği bir dönemlerden geçtim. Çocukluğum savaş dönemine düştü. Mehriban Hanım biliyor. Biz Nahçıvan olarak izolasyon bir dönem geçirdik. Çok acı neticelerini yaşayan insanlardınız. Onun için bütün kadınlara, bütün dünyaya barış, huzur, sevgi dolu bir hayat arzuluyorum. Hepinize de öyle. Konuşmam bu kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Şahin Hanım. Sizi burada görmekten hakikaten çok hoşbeht oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yaratıcı insanlar özellikle altını çizdim. Gerçekten çok güzel bir tanımlama yaptın. Standart bir muhasebeci kimliğinden çıkıp belki geleceğe bir ışık açtın, ufuk açtın. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum sana. Bu da senin vizyonerliğini gösteriyor. Ve çok umutlandım gerçekten. Mehriban Hanım, harika insanlarsınız. Kadınların hangi coğrafyada olursa olsun aslında birbirinin aynısı. Yani doğanın getirmiş olduğu bir güç bence bu. Ben hepinizi çok çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Buyurun, söz sizde. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir etkinliği yani birlikte biz oluşturduk. Bir muhasebeci tıpkı bir sanatçı gibidir. Her zaman resim yapar ve yaratır. Hanımın da söylediği gibi. O yaratıcı ve zeki. Muhasebe ilham ve yaratıcı düşünme olmadan yapılamaz. Tabii ki raporların uyumunun güzelliğini görme yeteneği muhteşem. Bu hem zor hem de ilginç. Çalışmalarınızda ben her bir muhasebeçi hanıma başarılar dilerim. Kadın mutluysa toplum da mutlu olur. Toplumun mutlu olmasını istiyorsanız kadınların sorunlarını çözmelisiniz. Daha bir iyi toplum kadınlarla mümkündür. Ben bütün kadınları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Ben de bir tebrik ederim. Hepinizin, her birinizin, tüm katılımcıların, ekranın diğer tarafında olan, Türkiye'nin dört bir yanından katılan, Azerbaycan'ın dört bir yanından katılan, sınır ötesinde olan tüm
meslektaşlarımızı ben de gönülden kutluyorum. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Çok zengin bir program oldu bu. Çok güzel söyleşi. Herkes kendi gibiydi. Gerçekten kendi adıma ben çok çok mutlu oldum. Mehriban Hanım, başta size o güzel teklifinizden sonra, Hanımlar Bayramı teklifinizden sonra bugün burada bunu sonlandırmak tadı damağımızda kaldı. İnşallah bundan sonra çok daha güzel projelere birlikte imza atacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Odamın adına, kurumun adına, Türkiye adına tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz de sizle. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.